Selam herkese. Trendiz Akademi'ye hoş geldiniz. Bu derste derin öğrenme için kullanılan framework'lerden Keras anlatacağım. Derse başlamadan önce kanalımıza yeni tılan abone olmayı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Derin öğrenme hayatımızın her alanına girdi. Sürücüsüz arabalardan kanser hücrelerini tespit etmeye kadar hemen hemen her alanda derin öğrenme teknikleri kullanılmaktadır. Keras, derin öğrenme ağlarını hızlı bir şekilde oluşturmak için TensorFlow kullanımına izin veren yüksek seviyeli bir framework'tür. Bu derse özetle, Keras nasıl yüklenir, derin öğrenmede kullanılan bileşenler nelerdir, Keras'la gerçek veri setiyle derin öğrenme modeli nasıl kurulur, model sonuçları nasıl yorumlanır gibi konulardan bahsedeceğim. Derse geçmeden önce, kanalımızda 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python ve kütüphaneleri dersini şiddetle tavsiye ederim. Bu dersin linklerine videonun altındaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Keras'ı yüklemek için ilk olarak Python'ın bilgisayarda yüklü olması gerekir. Python isterseniz kendi sitesinden indirip yükleyebilir ya da çeşitli platformlar kullanarak kurabilirsiniz. Ben Python Anaconda platformu ile yüklemenizi tavsiye ederim. Anaconda'nın nasıl yükleneceğine dair dersi kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi Keras'ı ve backend olarak kullanacağımız tensorflow'u yükleyelim. Bu kütüphaneleri Anaconda içinde ayrı bir sanal ortama yüklemenizi tavsiye ederim. Bunun için Anaconda prompt açıyoruz. İlk olarak bir sanal ortam oluşturalım. Bunun için conda create tire tire name TensorFlow alt dire NV -E yazalım. Enter tuşuna bastığınız zaman TensorFlow ortamı oluşur. Ben daha önce bu ortamı oluşturduğum için bir daha oluşturmuyorum. Dikkat ederseniz şu anda Anaconda'nın base ortamında bulunuyoruz. Şimdi oluşturduğumuz TensorFlow ortamını aktif hale getirelim. Bunun için Activate TensorFlow NV -E yazıp Enter tuşuna basalım. Ve TensorFlow ortam aktif hale geldi. Dikkat ederseniz Satırın başında TensorFlow NV yazıyor. Süper, ortam aktif hale getirdik. Şimdi kütüphaneleri bu ortama yükleyelim. TensorFlow yüklemek için, Conda install TensorFlow yazıp, Enter tuşuna bastığımız zaman TensorFlow ve bağımlı paketler yüklenir. Ben de yüklü olduğu için bir daha yüklemiyorum. TensorFlow yükledikten sonra, Keras yüklemek için, Conda install Keras yazıp, Enter tuşuna basıyoruz ve Keras kütüphanesi otomatik olarak yükleniyor. Böylece TensorFlow, Keras ve bağımlı paketleri yüklemiş olduk. Şimdi Anaconda navigatörü açalım ve yüklü ortamlara bakalım. Yüklü ortamlara bakmak için Applications on kısmındaki ok işaretine tıklıyorum ve burada yüklü ortamlarım görünüyor. Dikkat ederseniz TensorFlow ENV ortamı burada mevcut. Bu butona tıkladığımız zaman TensorFlow ortamına geçmiş oluruz. Karşımıza bu ortamda kullanabileceğimiz editörler geldi. Veri biliminde genellikle veriyi iyi görselleştirdiği ve web tabanlı olduğu için Jupyter Notebook kullanılır. İsterseniz Spider, VS Studio ya da istediğiniz başka bir editör kullanabilirsiniz. Ben daha önce Jupyter Notebook'u install tuşuna basarak yüklemiştim. Sizde Jupyter Notebook yüklü değilse buradaki install tuşuna basarak Jupyter Notebook'u yükleyebilirsiniz. Jupyter Notebook'u yükledikten sonra Launch tuşuna basarak başlatıyorum. Şimdi yeni bir notebook oluşturalım. Öncelikle masa üstüne gidelim ve burada sağ üst köşedeki New tuşuna basıp Python 3 kısmına tıkladığımız zaman yeni bir notebook açılır. Keras'ta makine öğrenmesi ve derin öğrenme analizleri yapmak için bazı gerçek veri setleri vardır. Bu veri setleri Keras'ı öğrenmeye yardım eder. Bu veri setlerinden Boston House Prices yani Boston'daki ev fiyatları veri setini import edelim. Bunun için from keras nokta import Boston alt dire, yazalım. Derin öğrenmede modeli kurarken veri seti eğitim ve test şeklinde ikiye ayrılır. Eğitim verisiyle model kurulur, test verisiyle model değerlendirilir. Hadi veri setindeki girdi ve çıktıların eğitim ve test şeklinde ikiye ayıralım. X train, Y train, virgül, x -test, y test yazıp ardından boston housing yazıp load data yazdıktan sonra enter tuşuna bastığımız zaman veriler otomatik olarak internetten yüklenir. Ardından numpy kütüphanesini np kısaltması ile import edip parçaladığımız verileri daha yakından inceleyelim. Örneğin eğitim girdi verisinin tipine bakalım. Bunun için type yazıp içerisine x'i yazdıktan sonra bu komutu çalıştırdığımız zaman verinin numpy didi yapısında olduğunu görüyoruz. Bu verinin yapısına bakalım. Bunun için x train yazıp shape metodunu kullanıyoruz. Eğitim girdi verisi 400 tane satır yani örneklemden ve 13 boyuttan yani öz nitelikten oluşuyor. Şimdi y eğitim verisinin yapısına bakalım. Çıktı verisinin yapısı ise 400 satırdan oluşuyor. Test girdi verisinin yapısına bakalım. x test yazıp shape metodunu kullanalım. Ve dikkat ederseniz Bu veride 102 tane örneklemden Ve 13 tane Özütelikten oluşur Veri seti ön tanımlı olarak %80 eğitim ve %20 test şeklinde parçalanmış İsterseniz bu oranları değiştirebilirsiniz Bu veri seti ile ilgili ayrıntılı bilgilere Videonun altındaki açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz Bu veri setinde 13 tane özütelik olduğunu söylemiştim Örneğin bunlardan Krim Özüteliği Mahalle başına düşen suç oranını, ZN yüksek yerlerde oturan kişilerin oranını, RM her bir evde ortalama oda sayısını ifade ediyor. Bu veri setinin öz izledik değerlerini de buradan görebiliriz. Bu girdi veri setinin ilk, üç satırın i̇lk yazıp, 3 satırını ekrana yazdıralım. Xren yazıp 2.3 yazdıktan sonra virgül 2.3 yazalım ve bu komut çalıştırdığımız zaman ilk 3 satırın değerleri karşımıza geldi. Dikkat ederseniz bütün sütunlar sayısal. Dolayısıyla veri dönüşümüne gerek yok. Burada hazır veri seti kullandığımız için veri ön işlemeye gerek yok ama genellikle gerçek dünya veri setleri için veri ön işleme, veri temizleme gibi süreçler gerekli olur. Derin öğrenmede kullanılacak öz nitelikler sayısal olmalıdır. Veri setinde kategorik string ifadeleri varsa sayısala çevirmek gerekir. Her bir epok yani devirden sonra modeli değerlendirmek için validation Data set denilen modelin eğitim esasında görmediği veri setini belirlemek iyi bir fikirdir. Biraz önce eğitim için ayırdığımız %80 verinin son dörtte birini validation değişin için ayıralım. Bunun için x vali eşittir. x train 300 2 nokta üstü koyup virgül yapalım. Ardından y vali eşittir. y train 300 2 nokta üstü virgül yazıp bu komut çalıştıralım. Böylece veri seti %60 eğitim %20 validation değişin ve 120 test olmak üzere 3 parça ayrılmış oldum. Şimdi modelin mimarisini inşa edelim. Keras ile sıralı katmanlardan oluşan sinir ağı modeli oluştururken Sequential sınıfı kullanılır. Öncelikle bu sınıfı import edelim. From Keras Models Import Sequential yazıp bu komut çalıştıralım. Şimdi bu sınıfta model nesnesi oluşturalım. Yapay sinir ağlarının yapısı Keras'la model nesnesi kullanılarak geliştirilir. Böylece tabakalar tek tek eklenerek sıralı tabakalar oluşur. Bunun için model eşittir sequential yazıp bu komutu çalıştıralım. Şimdi sıralı katmanları oluşturmak için katmanları tek tek modele dahil edelim. Bir tabaka nöronların bir araya gelmesinden oluşur. Bu özellikleri belirlerken kullanacağımız dense ve activation sınıflarını import edelim. From, keras, layers, import, dense, activation. Yazım hatası mesajı aldık. Dense'in yanına virgül koyup tekrardan komutunu çalıştıralım. Dense layer'daki her nöronu bir önceki layer'daki nörona bağlayan derin sinir ağlarıdır. Şimdi modele bir tabaka ekleyelim. Bu tabakanın parametrelerini belirleyelim. Bu parametreleri belirlemek önemlidir. Belirlediğimiz parametrelerin uygun değerleri ile modelin performansını arttırabiliriz. Örneğin ilk tabakada 13 tane nöron olsun. input dim parametresi 13 olsun. Kernel initializer parametresi normal olsun. Ve en son aktivasyon fonksiyonu rel olsun. Aktivasyon fonksiyonu nörona gelen girdi sinyalini çıktı sinyaline çevirir. Bu fonksiyona göre girdilerin hangisi en yüksek etkiye sahipse o aktifleşir. Diğerleri Deactivate et yani pasif hale gelir. Çeşitli aktivasyon fonksiyonları vardır. Bunları analizimize göre kullanabiliriz. Bunlardan en fazla kullanılanları sigmoid ve reludur. Sigmoid fonksiyonu girdileri 0 ile 1 arasına renderlar. Böylece yüksek etki yüksek çıktıya, düşük etki düşük çıktıya dönüşür. Diğer aktivasyon fonksiyonu relu fonksiyonudur. Bu fonksiyon girdi pozitif ise aynı değeri alır, girdi negatif ise 0 değerini alır. Böylece girdi negatif olduğu zaman nöron deactivate olur. Şimdi ikinci katmanı model ekleyelim. Gelen uyarıda bazı komutların gelecek versiyonda kaldırılacağı söyleniyor. Şimdi ikinci katmanı model ekleyelim. Bunun için model.add yazıp ardından dense içerisinde bu tabakadaki nöron sayısı için 6 yazalım. Kernel initializer için normal yazalım. Yine activation fonksiyonu için real yazalım. Üçüncü ve son katmanı model ekleyelim. Model.add yazıp içerisine dense yazdıktan sonra bunun içerisine de 1, kernel initializer'a yine normal yazalım. Sinir ağlarını dizayn ettikten sonra compile yani derleme komutuyla model yapılandırılır. Bir modeli compile etmek için 3 parametre gereklidir. Bunlar optimizasyon fonksiyonu, kayıp fonksiyonu ve modelin performansını ölçmek için metriktir. Hadi bunları belirleyelim. Model nokta compile yazdıktan sonra içerisine öncelikle loss yani kayıp fonksiyonunu belirleyelim. Bu fonksiyon Mean Secured Error olsun. Loss yani kayıp fonksiyonu derin sinir ağları eğitilirken gerçek çıktı ile eğitilen çıktı arasındaki farkı ölçer. Kayıp fonksiyonu bir metriktir ve modelin ne kadar iyi öğrendiğini anlamaya yardımcı olur. Makine öğrenmesi ve derin öğrenmede tanımlanan birkaç kayıp fonksiyonu vardır. Bunlardan en çok kullanılanı tahmin ve gerçek değerler arasındaki farkın karesinin ortalaması ile bulunan ortalama kareler hatasıdır. Biz bunu kullandık. Modeli eğitirken önemli aşamalardan biri de optimizer yani iyileştirmedir. Model eğitilirken modelin iyileşmesi için geri bildirimler gönderilir. Böylece en iyi model bulununcaya kadar model iyileştirilmeye çalışılır. Birkaç tane iyileştirme algoritmasından bahsedelim. Graptan azaltma, sinir ağları için kullanılan bir optimizasyon algoritmasıdır. Her eğitim örneğinden sonra kayıt hesaplanır ve türev kullanılarak grafteni azaltma hesaplanır ve parametreler güncellenir. Böylece daha az kayıp ile en iyi model oluşturulmaya çalışılır. Diğer bir popüler optimizasyon tekniği ise Adaptive Moment Estimation yani kısaca ADAM'dır. Bu optimizasyon tekniği ile her parametre için uyumlu öğrenme oranı hesaplanır. Biz analizimizde ADAM tekniğini kullanalım. Metrikler kayıp fonksiyonu gibi modelin performansını değerlendirmek için kullanılan fonksiyonlardır. Biz analiz için min absolute percentage error kullanalım. Bu fonksiyon ile modelin hata yüzdesini göreceğiz. Accuracy metriği de kullanılabilir. Bu metrik ile modelin performansı ölçülür. Bu ifadeyi köşede parantez alıp çalıştıralım. Modeli yapılandırdıktan sonra veriler ile modele itelim. Bunun için fit metodu kullanılır. Model nokta fit yazıp içerisine eğitim verilerini yazıyorum. Önce girdi eğitimi, Sonra çıktı eğitimini yazıyorum. Ardından batch size argümanına 32 yazıyorum. Batch tek seferde tüm verilerin eğitilmesi yerine veri setinin alt kümeleri üzerine eğitim yapmak için kullanılan bir tekniktir. Sistemdeki hafıza sınırlılığından dolayı eğitim batchlerde yapılır. Epoch yani devir ise tüm veri setinin ileri ve geriye doğru tek bir geçiş adımıdır. Eğitim yaparken her bir devirden sonra modeli değerlendirmek için biraz önce belirlediğimiz validation verilerini kullanalım. Epoch argümanına da 3 yazalım. Eğitim yaparken her bir devirden sonra modeli değerlendirmek için biraz önce belirlediğimiz validation verilerini kullanalım. Validation date yazıp içerisine xval daha iyi görmeniz için bu ifadeyi bir aşağı kısma alıyorum. yval yazıp bu komutu çalıştıralım. Süper. İki gizli tabakalı basit bir model kurduk. Şimdi kurduğumuz modelin performansına bakalım. Bunun için modelin daha önce görmediği test verisini kullanacağız. Sonuç eşittir model nokta evaluate metodunu yazıp içerisine x test ve y test yazıyoruz. Şimdi metrikleri bir for döngüsü kullanarak ekrana yazdıralım. For i in range len içerisinde model matrix names yazıp ardından bir alt satıra geçip print içerisinde model matrix alt tire names köşenin parantez içerisinde i yazalım. Ardından virgül koyduktan sonra tırnak içerisinde iki nokta üst üste koyup tekrar virgül koyduktan sonra sonuç içerisinde i yazıp bu komut çalıştıralım. Ve metrikler karşımıza geldi. Ortalama mutlak hata yüzdesi yaklaşık 165 çıktı. Diğer bir ifadeyle model %65 hata ile tahmin yapıyor. Bu değer modelin performansı için iyi bir sonuç değil. Derin öğrenmede model her bir iterasyondan sonra ağırlıkları günceller ve her devirden sonra model değerlendirilir. Devir sayısını küçük tuttuğumuz için güncellemeler az yapıldı ve dolayısıyla hata büyük çıktı. Modelin performansını artırmak için devir sayısını arttıralım ve 30 yapalım. Ardından bu komutları tekrardan çalıştıralım. Ve dikkat ederseniz hem kayıp fonksiyonunun değeri düştü hem de ortalama mutlak hatası %29'a düştü. Kurduğumuz model %29 hata ile tahmin yapıyor. İstersek devir sayısını arttırarak modelin daha az hata ile tahmin yapmasını sağlayabiliriz. Böylece modelimiz kurulmuş oldu. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ve arkadaşlarınız ile paylaşmayı unutmayın. Durun durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python'daki Kıspaneleri derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalarda ulaşabilirsiniz. Gelecek derste buluşmam üzere. Şimdilik hoşçakalın.